Adem de bazen hani onun böyle eğitici bir şeyleri var. Yani öğretmen kendisi ve o sırada biz iyi anlaşırken çok güzel şeyler söylüyordu. Atasözlerinden bahsediyordu. Sonra işte ben şuraya böyle yapacağım, böyle yapacağım derken Sabri'ye gel. Sabri bunu yakaladı. Yakaladı. Evet, Evet doğru. yakaladı ama neyi yakaladı onu da bilmiyorum. Yani o anı yakaladı yani. O anı yakaladığı anda tamamıyla işler tersine döndü. Orada benim önümde kavga etti. Sen işte Berna'ya niye anlatıyorsun, bana anlatmıyorsun vesaire falan de. Derken oradan sonra Sabri'ye değişti yani bana karşı. Daha çok böyle şey yaptı yani tepkili davrandı. Sonra Berna'yı sevmiyorum dedi. Kıskanıyor muydu seni? Ya da sen onu Ya bilmiyorum. hayır Aranızda öyle bir şey mi vardı? ben onu asla kıskanmadım. O Sordum seni. ya. Ya ben kızları kıskanmıyorum zaten yani neyi kıskanacağım ki? Ben kendime o konuda güveniyorum da Sabriye beni kıskanıyor da demek istemiyorum. Sen kendimi yüceltiyormuşsun gibi Senin oluyor bu sefer. şeyden mesela hani o işte Almanya güzeli ama falan diye hep konu açtı. Ödüllerde ödüllerde falan çok. Evet çünkü artık işte ben senden daha güzelim, işte Berna benden daha mı güzel, işte Senden daha deyince... güzelim, senden daha güçlüyüm diye bağırışı var. Evet ben de dedim ki artık yani beni kıskanıyorsun dedi. Ben de dedim ki senin neyini kıskanayım? Ben zaten kendimi belgelendirmişim yani. Ben zamanında kraliçe seçilmişim, tespit etmişim yani kendimi Tescil. kanıtlamışım. Evet tescil. Aynen. Yani ben senin neden kıskanayım? Ben zaten hedeflediğim şeylerin yani bir kısmını zaten bir şekilde gerçekleşmişim. Gerçekleştirdim. Niye ki seni kıskanayım ki yani? Peki sen Sema'yı kıskanmamışım. Sema'yı bile sen mükemmelsin, müthiş yarışıyorsun demişim. Sabriye'nin neyini Peki kıskanıyorsun? Sabriye neden peki sürekli hani oyunlarda sana karşı bazı sözler söylüyordu sence? Hani Nasıl? şimdi çıkınca daha net anlıyorsun diye. Yani hani Evet. Adem'le yaptığınız o konuşma mı sadece? Adem'le zaten o günden sonra biz hiç konuşamadık. Sabriye yüzünden mi? Evet. Adem'i istedi mi Niye peki peki? konuşmak? Adem seninle konuşmak istedi mi? Yok hiçbir şey öyle bir şey olmadı ki biz denk geliyorduk mesela konuşuyorduk normal. Çünkü bana göre akıllı bir çocuk yani güzel şey görüşleri de doğru bazı şeylerde yani benim şey oldum. Ve benim sorunlarımla ilgili ya da bizim adayla ilgili kendi görüşlerini anlatıyordu bana. Bu da benim hoşuma gidiyordu yani. Çünkü başka insanla hani orada adada kavga etmediğim bir insanla hani konuşuyorduk. Sabriye bunu kaldıramadı. Sanırım Sabriye sevdiği insanları hani paylaşamıyor olabilir. Yani Adem'e çok değil, ayrı bir düşkünlüğü var. Ben hatta bir ara dedim ki bunlar birbirlerine aşık galiba falan dedim. Hani yanlış mı anlaşıldı acaba falan. Böyle saçma sapan ruh halleri büründüm. Ben de